Hayırlı günler, hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında yeni gün başlıyor programına. Haftayı ortaladık artık. Ee, çarşamba günündeyiz, 5 Mayıs Çarşamba. Ve bugün aynı zamanda 23 Ramazan-ı Şerif. Efendim yavaş yavaş, adım adım ilerliyor gibi görünsek de... ...arkaya dönüp baktığımızda esasında... ...koşuyormuşuz gibi bir manzara var değil mi? Yani ne kadar hızlı geçip gidiyor zaman. Daha dün merhaba, şehru Ramazan diyorduk. Bugün elveda. Gerçi Ramazan-ı Şerif'e elveda dememek lazım diyor hocalar. Geçen gün böyle bir sohbetin içerisindeydik. Yani Ramazan, elveda, şehru Ramazan. Tabii bir e, yani takvim olarak Ramazan-ı Şerif'e bakarsak eğer... ...elbette başlıyor ve bitiyor ama... Müslüman için kavramsal olarak Ramazan'ın bitmemesi lazım. Yani hep böyle içerisinde oradan aldığı enerjinin diğer aylara artık götürebildiği yere kadar o Ramazan coşkusunu içerisinde götürmesi lazım. Bu illa sürekli oruç tutsun, tutmaya devam etsin demiyorum. Şevval ayında zaten oruçlar vesaireler var ama kavramsal olarak yani Ramazanlaşmak hadisesi var ya işte o Ramazanlaşmayı e, götürebildiğimiz yere kadar götürmek gerekiyor. E, çünkü Ramazan bizi diriltiyor hakikaten. Yani bütün kalbimizin latifelerini coşturuyor. E, daha böyle bir farklılaşıyoruz. Daha farklı bir ruh iklimine bürünüyoruz. Elhamdülillah. Çok güzel, doya doya solumak lazım Ramazan'ın havasını, suyunu, her bir şeyini. E, i̇nşallah. Ve bu son günlerde biraz daha artık ufak ufak da e, şimdi ayrılığın e, hüznü yavaş yavaş çöküyor. Onu hissediyoruz çünkü müthiş bir e, kampanya hani bir kampanya bittiği zaman nasıl yetişemiyorsun üzülüyorsun ya tüh be keşke daha önce haberimiz olsaydı diyorsun işte keşke birazcık daha alsaydık ucuza bulmuştuk filan diyorsun bunda da şimdi oho sabahında ayrı sevap, gecesinde ayrı sevap. Yani ve farzın geçen Mehmet abimiz de söyledi ya Haydar Yönetim Kurulu Başkanı. Yani farzlar 70 derece, 70 katı, nafileler farz derecesinde. E, cennetin kapıları ardına kadar açılmış, cehennemin kapıları kapanmış. Böyle güzel bir iklim. 23 Ramazan-ı Şerif olmuş. Rabbim inşallah daha güzel, daha daha iyi Ramazan-ı Şerif'lere kavuştursun. Bizler tabii şimdi Ramazan'da, bu Ramazan'da özellikle bir bakıyoruz, e, iftar sofralarında bir araya gelemedik. Sahur sofralarında bir araya gelemedik. Efendim teravihlerde o Ramazan akşamlarının neşesini, şenliğini e, yaşayamadık. E, şimdi bunları yaşayınca insan her şey zıttıyla kaimdir buyuruluyor ya, gelecek Ramazan diyelim ki, Artık Cenab-ı Hak üzerimize rahmetini indirdi, musibeti kaldırdı. Koronavirüs diye bir şey yok artık. Gündemimizden silindi, gitti. inşallah. Öyle bir Ramazanda ne olacak? Bizim Ramazan lezzetimiz birazcık daha ikiye, üçe, 5'e katlanacak. Niye? Çünkü e, nerede o eresk Ramazanlar, nerede o eresk Ramazanlar diye sorarken bir de geldik, baktık ki eyvah, eyvah. Durumumuzdan hiç şikayet etmememiz lazımmış. Niye? Çünkü daha fenası da varmış. O yüzden her Ramazan'ın ayrı bir güzelliğini aramak lazım içeriden. Gözümüzü güzele odaklamak lazım yani. Çünkü Üstad Bediüzzaman, Said Nursi Hazretleri öyle diyor. Yani güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır diye bizim bu şiarı edinmemiz gerekiyor. Ee, şimdi... Efendim 24. teravih inşallah bu akşam kılacağız. Biz biliyorsunuz programın başında ne yapıyoruz? E, teravih namazının faziletinden bahsediyoruz. Yani kılanın kazanacağı ecir mükafat. Bunu tabii biz kendi kafamıza göre söylemiyoruz. Bunu da bize haber veren e, kim? Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an Kitabül ül mevaiz fi finunil mecalisten. E, şimdi bu zamana kadar olanı aktardık. Devam edeceğiz bunu inşallah bir altı gün daha paylaşacağız. Teravih namazının fazileti efendim. 24. teravih namazını kılan kimsenin elde edeceği mükafat nedir? Allahü Teala amel defterini ona sağ elinden verir. Kendisinin 24 adet makbul dua hakkı olur buyruluyor. Yani bunlar müthiş kazançlar gerçekten. Bunlar işte e, elde edilmeli efendim. Bu konuda hassas olunmalı diyelim ve programımızın açılışını yapmış olalım. Şimdi tablomuz hazırsa Abdülkadir onunla başlayalım. Ee, dünün tablosunu ekranlara bir getirelim ve o tabloda e, bakalım neler var. Şimdi her gün biliyorsunuz test yapılıyordu ve bu test sayısında bir düşüş meydana geldi. Yani, 300 binlerde test yapılıyordu. Şimdi 240 bin civarlarında falan test yapılıyor. Test yapılmasının düşmesinin nedeni şuymuş, onu sordu gazeteciler, belki kaçıranlarınız vardır diye. Şimdi tam kapanmayla birlikte temas, yani bulaş riski biraz daha azaldı ya, eskiden daha çok hayat devam ederken o akış içerisinde temas sayısı fazla oluyordu. Şimdi olabildiğince o temas azaltıldı. O azaltılınca tabii, Test yapma e, sayısı da azaldı. Çünkü ne kadar temaslı varsa her birine test yapılıyordu, o da tabloya yansıyordu. Vaka sayısı buna bağlı olarak bir düşüş gösteriyor. Ama Bakan Fahrettin Koca dedi ki bunun testle alakası yok, e, vakanın düşük olması tamamen bu kapanmanın tabloya pozitif bir şekilde, yani iyi bir şekilde yansımasıyla ile alakası var denildi tabloya bir bakalım şimdi. Efendim, e, 241.747 test yapıldı. 28.997, 29.000 diyelim. E, vaka saptandı. Bunların içerisinden de 2483 e, kişi hasta olarak kaydedildi. Bunların tedavisine evde ve hastanelerde başlandı. Herkesin durumuna göre, hastalık e, ağırlığına, hafifliğine göre Vefat sayısı 336 hala yüksek. Yani bu yüzün altına indirmek gerekiyor bunu biliyorsunuz. 336 hala çok çok günlük can kaybı sayısı olarak yüksek bir oran. İyileşen sayısı 38.218. Ee, bir bin kadar daha yüksek olduğunu görüyoruz iyileşen sayısının. Daha fazla olsun 2,5 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı olması lazım bu iyileşen sayısının günlük vaka sayısından. Bu da tabii tedbirlere dikkat etmekle e, alakalı bir şey. Test sayısı 48 milyonu aştı, vaka sayısı 5 milyona dayandı neredeyse, vefat sayısı 41.527 oldu, ağır hasta sayısı 3.452. Burada ufak bir düşüş var, 100-120 kadar bir düşüş görülüyor. E, bu da tabii e, sevindirici bir şey aslında. Burada ki ağır hasta sayısının artmaması önemli olan arttıkça günlük can kaybı sayısına ne yazık ki yansıyor. İyileşen sayısına baktığımız zaman da 4,5 milyonu geçmiş vaziyette efendim. Tablomuz şu anda bu şekilde. E bir de illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Fahrettin Koca artık ve o Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda geçen hafta açıklanan tablonun aynısı diyebiliriz çünkü değişen bir şey yok o illere göre 100 binde vaka sayısı hala da Trakya bölgesi İstanbul Çanakkale işte efendim bir taraftan Tekirdağ Kırklareli oralar çok çok yüksek yani Kocaeli en çok Covid-19 vakası görülen iller Marmara bölgesi yanıyor kavruluyor yani bu koronavirüs sebebiyle. En az vaka görülen iller yine Şırnak oldu. Bak Şanlıurfa mesela. Şimdi bu batı illerindekiler, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani bu Güneydoğu illerinde vaka sayısının daha daha yüksek olmasını falan beklerler insanlar değil mi? Ama bak değil. Bir de bunu lütfen bu Doğu illerimizde İnsanların beslenme alışkanlıklarından mıdır, nedir, bu neden bu kadar az vaka görülüyor? Bunun araştırmasını gitsinler, bilim adamları yapsınlar. Yani Şırnak mesela nasıl bu kadar vaka az olabiliyor? Efendim Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Van bunlar nasıl başarıyor? Acaba o yedikleri, habir, sürekli her yemeğe attıkları baklavanın üzerine bile pul biber atacaklar yani neredeyse. Atanı da gördü bu gözler dolayısıyla o antioksidandan mı kaynaklanıyor biberden dolayı mı? Yani bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla mı alakası var? Bunun nedir ne değildir bilmiyorum ama bir e, araştırmaları lazım yani. Buradan muhakkak bir değer, bir veri elde edilir, bir şey çıkar yani. Onu söyleyelim. E, şu anda 100 bin kişi de efendim... Çanakkale'de 439,11, Kırklareli'nde 498,7, Tekirdağ'da 489,89 şeklinde. İstanbul'da mesela 800'leri görmüştü. Şimdi 532 532'lere kadar düşmüş vaziyette 100 bin kişideki vaka sayısı. Gayet güzel yani iyi gidiyor, iyi ilerliyor. Bu indirici bir gelişme. Bir de şimdi bu koronavirüsle alakalı olduğu için söylüyorum. İçişleri Bakanlığı pazar genelgesi yayınladı. Cumartesi günü mesela benim gittiğim pazar cumartesi günü kuruluyordu normalde. Sonra bu kısıtlamalarla beraber hafta sonu kısıtlaması olunca cumaya aldılar. Ama cumartesi günü pazar kurulan yerler saat 5'e kadar 10 ile 5 arası kurulacak, açık olacak. Böyle bir karar alındı 10 ile 5 arası. Yani pazarınız açık olacak. Cumartesi günü gidenler gidip gelebilecekler. Böyle de bir Durum ortaya çıktı. 8 ve 15 Mayıs'a denk gelen tarihler için geçerli bu tabi tam kapanmada yani. Hepsini mesela bizim oradaki pazarı Cuma'ya çektiler ama her yerde de aynı şeyi yapamıyorlar. Yani uygulama zor olabiliyor, gün müsait olmayabiliyor, pazarın kurulduğu cadde müsait olmayabiliyor filan. Böyle olunca en azından kapanma günlerinde bir karar alınmış... Bu şekilde devam edecek. Bunu da aktarmış olalım. O market genelgesiyle ilgili detayları zaten e, paylaşacağız. Paylaşmayı da e, sürdürdük. Dedik işte üzücü kırtasiyedir, odur budur elektronik ev aletleridir. Onların satışına e, bir kısıtlama geldi. Niye? Haksız rekabet olduğu için çok ciddi eleştiri alıyordu. Bak bütün mantıksızlar... Dile getire 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 yavaş yavaş çözülüyor artık değil mi? Yani demek ki konuşmak lazım, bunları dile getirmek lazım. Konuştukça bir şekilde en azından onunla alakalı çalışılıyor yani. Bu güzel bir şey, sevindirici bir şey. Şimdi koronavirüse dair detaylar böyle, geldikçe de aktaralım. E düne gidelim hemen. MHP lideri Devlet Bahçeli dün önemli bir açıklamada bulundu ve yeni anayasa çalışmalarına yönelik 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını söyledi. Bununla ilgili bu çok tartışılacak, konuşulacak türden bir şey efendim. İzleyelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunarak 100 maddelik önerilerinin hazırlandığını duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin iftarla belirtmek isterim ki hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Stratejik hedeflerimizden birisiyle ilk sözümüz yerine getirilmiştir. Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. Hedefimiz geçmiş yüzyılın tecrübelerinden istifade ederek gelecek yüzyıla hitaben yeni bir anayasa yapılmasına katkı sunmaktır. Osmanlı Türk anayasacılığında parlamenter sistem yüzyılı aşkın bir süre uygulanmış ancak Türkiye'de başarılı sonuçlar vermemiştir. Her kanun gibi anayasaların da bir sistematiği ve konusu bulunmaktadır. Ancak her kanun gibi anayasaların da sistematiği ve içeriği zamanın gerisinde kalabilmektedir. 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 18'de 19 defa 184 değişiklik yapılmıştır. Parça parça yapılan bu değişiklikler nedeniyle anayasanın sistemi, sistematiği ve konu bütünlüğü temelinden bozulmuştur. Türk milletinin muhkem ve muteber beklentisi Cumhuriyet'in 100. yılında parlamenter sistemle geriye gidiş değil, gelecek yüzyılı milli ve vizyonel bir bakışla kavrayan Türk tipi başkanlık sisteminin kökleşmesi, bunun yanı sıra huzuru, refahı, birlik ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek yeni bir anayasa yazılması ve yapılmasıdır. Evet, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu önerileri tabii ki dikkate alınacak. Bir de Sayın Bahçeli'nin bu işi yeniden gündeme getiriyor olması çok önemli bir şey. Yani pandemiydi, şuydu buydu, CHP şöyle skandala imza attı, bilmem ne böyle hadiseye imza attı falan filan derken, ya biz esas mevzuyu, meseleyi hep kaçırıyoruz, ıskalıyoruz. Bu işin sonu neye da dayanıyor? Bu anayasanın değiştirilmesine dayanıyor. Yani yeni bir anayasa işe yarar bir anayasa hakikaten Türkiye'nin e, geleceğini e, daha da böyle parlak hale getirecek, şu an hızını artıracak, esnek, e, dinamik, pratik bir anayasaya ihtiyacımız var. Ama işte harala, gürele, bungle, jungle bir dünya ses oluyor şeyde gündemde. Biz anayasayı konuşmayı, e, tartışmayı bir kenara atı veriyoruz. Dolayısıyla Bahçeli'nin büyük bir çaba ortaya koyduğunu da söyleyelim. Var mı CHP'nin ya da diğer partilerin kendileri bir araya gelip, gelip bir anayasayı e, gizli kapaklı bir anayasa üzerinde çalışıyorlar da niçin şimdi anayasa tartışmalarını gündemde taze bir şekilde tutmuyorlar ve bunun için ellerinden gelen gayreti ortaya koymuyorlar? Ne tuhaf bir şey değil mi yani? Yani bu siyaset bazen böyle kördüğüm haline geliyor ve çıkmaza giriyor ya bazen. Yani olan vatandaşı oluyor tamamen. Rabbim inşallah basiret, feraset nasip etsin. İktidarından muhalefetine, hepsine, her birine ki Türkiye'yi daha daha güzel, yarınlara güzel bir hayırlı bir geleceğe taşıyabilelim inşallah. Şimdi bir de provokasyon peşinde koşanlar var. Bunlar niye bunu yapıyorlar? Bunlar bu milletten ne istiyorlar arkadaş? Bir türlü anlayabilmiş değiliz. Yani dün de söyledik işte. Bu itikafa girme meselesi. Sadece Gaziantep'te değil, diğer illerde de yine provokatif girişimlerini sürdürmüşler. Bu e, Alparslan Kuytul, eski Furkan Vakfı Başkanı, o onun adamları işte. Bu sefer Adana'da e, benim bildiğim Gaziantep'te, Elazığ'da efendim buralarda pandemi tedbirlerine içe sayar yani devletin koyduğu kurala karşı gelerek camide zorla itikafa girme meselesi. E, polis tabii çık diyor, çıkmıyor. E şimdi ne yapacak polis? Dün de söyledim. Yani hangi müdahalede bulunarak dışarıya çıkacak? Yaka paça çekiştirse ayrı bir görüntü. Hani coplasın mı? Ne yapsın arkadaş? Yani elinde bir biber gazı var. Ee, bu gelen mukavemeti bertaraf edebilmek için bu yolu seçmişler. Çünkü bu tarz eğitim alıyorlar. Yani polisin müdahale şekli belli. Dolayısıyla bu, bu da vay efendim caminin içerisinde biber gazı sıkılır mıymış? E ya Müslüman de dediğimiz kişi devlete karşı gelir mi? Yani kolundan kurallara karşı gelerek bu şekilde bir fitne fesat çıkartmak doğru mudur? Yani devleti tanımamazlık. Devletin koyduğu kuralı tanımamak devleti tanımamazlık oluyor. Yani bu doğru bir şey mi? Bunların her biri oturulsun tartışılsın. Bugün Ali İhsan Karahasanoğlu beyefendinin Yeni Akit gazetesinde yazısı var. Yani bu işte hakem millet olsun, vatandaşın kendisi olsun diyor. Hakikaten yani bir düşünelim yani kendi vicdanımızda bunun bir kararını verelim yani. El insaf. Yani ne gerek var bu tür provokatif şeylere, çabalara? Dün neyse ki e, hepsi gözaltına alındı bu pandemi tedbirlerini ihlal etmekten. İzleyelim haberimizi. Alpaslan Kuytul ve çok sayıda kişi tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Bu nedenle polis ekipleri Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmesi konusunda uyardı. Ancak uyarılara rağmen evlerine dönmeyip tam kapanmayı ihlal eden Kuytul'la çok sayıda kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 17 gün sürecek tam kapanma tedbirleri bir takım çevreler tarafından provokasyon malzemesine dönüştürülmüştü. Furkan Vakfı kurucusu Alpaslan Kuytul'un itikafı yapacağız buyursunlar engel olsunlar açıklamasının ardından Gaziantep'te bir camide provokasyona imza atılmıştı. Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişi gözaltına alınmıştı. Tüm bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıklamada bulundu. Diyanet İşleri her ne kadar bunun evlerde yapılması, evlerde itikafa girilmesini tavsiye ettiyse de istisnai olarak vatandaşlarımız isterse de yine de belli camiler belirledi. Bu camilerde itikafa girilebileceği ancak bunun müracaat edilmek ve e, mülki makamında onayı alınmak suretiyle e, yapılabileceğini e, kamuoyla da paylaştı. Bu kişiler bu süreci de işletmeden girdiler, bütün kuralları, içinde yaşadığımız pandemi kuralları da dahil, az önce söylediğim tavsiyeler ve düzenlemeler de dahil, hepsini ihlal ederek camilere girdiler ve din görevlilerimiz. Bunları ikaz ettiler, bunun uygun olmadığı, yöntemin bu olmadığı konusunda uyarılarda bulundular. Ancak buna şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Ve üstelik benim burada söyleyemeyeceğim, hele hele bir camide asla söylenemeyecek ifadelerle, hakaretlerle, küfürlerle karşılık verdiler. Sonra orada, baktılar başa demiyorlar, kolluk birimlerinden din görevlisi arkadaşlarımız talepte bulundu ve hemen o esnada çevrede bulunan kolluk personeli de buna müdahale etti. Bu esnada bir yanlış yönlendirmeyle e, orada bulunmaması gereken bir personelimizin de orada bulunduğunu ve gaz kullandığını biliyoruz ki zaten bununla ilgili de kamuoyuna açıklama yapıldı. Bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı. Ancak değerli arkadaşlar, iş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi ve dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak yaparak bu provokasyona mani oldu ve Alparslan Kuytul da bu kapsamda şu an göz altında. Evet ne tür bir provokasyon olursa olsun devletin gereğini yapması lazım. Bu bir gerçek. Yani kim Türkiye'yi germeye yönelik e, böyle galeyana getirmeye yönelik hareketlere girişiyorsa böyle hassas bir dönemden geçerken Türkiye'nin gerçi hassas dönemi bitmez yani. Her dönemde bir hassasiyet vardır ama bu hani millet zaten burnundan soluyor. Herkes Ramazanda pek çok güzellikten mahrum kalmış vaziyette. Yani nedir bu yani nasıl bir mantıkla sen hangi kafayla yok ben burada itikafa gireceğim dersin. Yani ne bir müracaatın var, ne bir şey var yani. Akıl alır gibi değil. Efendim şimdi mesajlara şöyle hızlıca bir bakalım. Sonrasında Haberlerle devam edelim. Bağcılar Ateş Tuğla'dan Emrah, Çal Emrah Çalış yazmış. Mustafa abi em Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açan savcı bir araştırmalı. Bakalım kökleri o ajansa mı çıkıyor? Kaybolan atları unutturmak için mükemmel bir hamle. Adama demezler mi ey savcı İBB'de İBB kaynakları kullanılarak PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabı satışa sunulduğu zaman neredeydin diye? Ya bu bir ajans çalışması demedi demeyin. Her zamanki gibi mağdurum şovuna bağlanacak denilmiş Emrah Çalış göndermiş olduğu mesajında. Hayırlı Ramazanlar diyor Ahmet Ülkü kardeşim. Bugün 5 Mayıs Üstad Kadir Mısıroğlu'nun vefatının ikinci seneyi devriyesi. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah demiş. Amin. Eyvallah Ahmet Ülkü. Maşallah yani müthiş bir hafızaya sahip unutmuyor. Bu da bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Gani gani inşallah. Ee, Kadir Mısıroğlu Üstad'a e, ki gerçekten Türkiye'nin tarihi konusunda e, kayıt dışı, yanlış, efendim İngilizlerin e, dahliyle ne yazık ki resmi tarihimiz şekillendirilmeye çalışılmış. Kutula Mare Zaferi bile uzun süre kutlanılmadı biliyorsunuz. Dolayısıyla pek çok şey başına gelmiştir aslında tarihimizin. Bu cesur isimler, kalemler bizim tarihimizi yeniden öğrenmemize, savun gerçeklerinin ortaya çıkmasına hizmet etmişlerdir. Allah razı olsun. Selamlar Aleyküm, hayırlı günler demiş Bursa'dan İbrahim Akyol. Abone olduk diyor, Allah razı olsun. Nereye abone oldunuz abi, onu bilmiyorum. Ee, biz de rahmetli babam herkesi toplardı. Mustafa abi kapının önüne Arif'e akşamı ezan okunduğumuz su dökerdik bir misafir uğurlar gibi. Ey Ramazan-ı Şerif su gibi git, su gibi gel diye diyor. İsa Mülayim mesela yazmış, ee, ne kadar güzel yani. Soner Tezel hayırlı sabahlar. bu zor günde hakkımızın, halkımızın yayındayız, her eve kağıt desteği diye. Bu gerçek bir şey bir ya? E vatandaşla tavla oynuyor ama paylaşırken vatandaşla okey oynadık diye. Herhalde şakadır yani. Bu kadar olmaz. O tür oyunları daha iyi bilmesi lazım yani CHP Genel Başkanının ama bilemedim şimdi. Soner Tezel göndermiş. 0549 693 82 82 WhatsApp ve bir hattımız. Mesajlarınız geldikçe buradan sesinizi duyururuz efendim. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla infak adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla infak adı altında para transferi yaparak terörizmin finansmanının önlenmesinin hakkında kanuna muhalefet etme ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis gece saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Evet, şimdi de kazalara bakalım. Bursa'da işçileri taşıyan bir servis aracı devrildi ve kazada bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Antalya'da da çekiciyle kamyonet çarpıştı. Bu kazada da iki kişi maalesef yanarak hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi. Bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre serbest bölge girişince İbrahim Saflar yönetimindeki servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre servis aracındakilerden Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle kamyonetin çarpıştığı kazada alev alan kamyonetteki iki kişi yanarak yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Büyükköy Mahallesi Naldöken Karayolu'nda Ramazani'nin kullandığı çekiciyle karşı yönden gelen Sabri Kabuk yönetimindeki kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan kamyonetin sürücüsü Sabri Kabuk'la yanındaki İsa İşlek olay yerinde yanarak can verdi. Çekicide bulunan ve ağır yaralanan H.S. ise sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler yanarak hayatını kaybeden Kavuk'la işleyin cenazelerini yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarabildi. Çekici sürücüsü Ramazani'nin ise gözaltına alındığı jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi. zehir tacirleriyle de mücadele ediliyor, göz açtırılmıyor. Van'da en son yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 26 kilo 100 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre uyuşturucu ticareti nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri durdurdukları kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği Rexon'un da kullanıldığı aramada kamyonetin kasasındaki çöp poşetlerinde 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü CK'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. E, Hoca Efendi'nin e, bir imamın, cami imamının insanların hayatına nasıl dokunduğuyla ilgili bir haber gelecek. E, Eyüp Sultan'daki Hazreti Kaap Camii imamı Emin Kır. Emin Kır, görev yaptığı bölgedeki madde bağımlılarının hayatlarına, Dokunuyor ve evsizlere barınma ve yemek sunuyor, küskünleri barıştırıyor. İşte gerçekten yani işini layıkıyla, hakkıyla yapan bir imam. Uyuşturucu bağımlılarının hayatlarına dokunan ve küskünleri barıştıran imam, dışarıda kalanlara da yardım ediyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul'a 2006 yılında tayin olan ve Balat semtinde surların arasında altı dönüm üzerinde yer alan Hazreti Kaap Camii'nde göreve başlayan Emin Kır, yerleşim yeri olmaması nedeniyle az sayıdaki cemaatle buluşuyor ve çevrenin tenhalığından tedirginlik yaşıyordu. Camiye başladıktan sonra birkaç gün sonra burada çevresinin bu madde bağımlı insanların ve alkol olan insanların çoğunlukta olduğunu gördüm. Bir gün evime giderken önümü kestiler, madde bağımlı gençler. Bize para vereceksin diyor. Ben de çıkardım cebimden onlara birkaç lira verdim. Daha sonra eve gittim düşündüm. Dedim bir daha benden isterse bir teklif edeyim onlara size çorba falan yapayım dedim ben burada çorba yapalım işte size çay yapayım olur dediler. Ondan sonra çocuklarla tanıştım böyle 2006'da başladık yanıma aldım bir tanesini dedim gel camide beraber o zamanı kimse yok burada işte caminin benim yanında dur caminin etrafında temizliğini yaparsın İşte beraber burada kalalım, devam edelim beraber. O da kabul etti. o da madde bağ dedim ama sadece şey bu madde bağımlılıktan kurtulman lazım. Bu kötü işleri bırakman lazım söyledim. O da kabul etti. Şimdi hayatına dokunduğumuz çok insan var. Yani hayatlara dokunduğumuz çok insan var. Bu profesyonel olarak 2019'da bu işe başladık. Yani bireysel 2006'da bireysel yapıyorduk. 2019'da işte kaymakamlığımızın desteğiyle, işte Eyüp Sultan Müftülüğünün müftümüzün desteğiyle bu çorbayı daha profesyonel bir şekilde yapmaya başladık. Onları ikna edebildiklerimizi yanımıza aldık. İşte gelin bakın burada sabah gelin çorbanız için sizi misafir etme imkanımız var. İşte banyomuz var, temizlenirsiniz. Bunlar onların hoşuna gitti. Sonra dedim camimizin dedim panosu var. Panoda sizin yaptığınız işleri ne işte çalışıyorsa ne vasfın varsa onu söyleyerek panomuza asarız dedik. Böyle astık ve bu arkadaşlar bu 20 yaşındaki gençleri kurtardık. Şu an işlerinde çalışıyorlar. Şimdi bize başvuran gençleri veya caminin önüne gelip de bizden yardım etmek isteyenleri biz bütün insanlığa, bütün insanlara ön yargısız bakmayı öğrendik. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin ona güler yüz gösteriyoruz. olduktan sonra sana ikinci dokunamaz. Bu işten kurtulduktan sonra. Yani bu gençler hakikaten çoğu düşkün. Bunların kurtarılması lazım, el uzatılması lazım. Bunlara hakikaten şefkat elini ulaştırmak, uzatmak gerekiyor. Çoğu giriyor, kendince bocalıyor. Tutunacak, dayanacak bir yer bulamıyor e, ve sıkıntı giderek büyüyor. Dolayısıyla e, yani bu İmam Emin Kır Beyefendinin yaptığı şey az şey değil yani kendi çabalarıyla başladığı bu işte bence bütün imamlara, hocalara örnek olması lazım çünkü onlar e, daha yakın cemaate, mahalleliye efendim böyle sokağa e, daha yakın ilişkiler kurması lazım. Bununla ilgili bir e, örnek, haber izledik yani çok güzel. Şimdi Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da otizmli bir çocuk kayboldu ve e, yaklaşık 46 saat sonra bulunabildi. Burdur'un Altın Yayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk 46 saatlik çalışma sonrası bulundu. Asmaba köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerimcan Güney'in kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara devam edildi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler çocuğu bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştırdı. Jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Kömürlüktepe mevkisindeki yamaçta otururken bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içeren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansıdı. Ama arama, arama iş verdi. Allah. Allah. <laughs> Çok mümkün, tamam abi. Fazla verme. Tamam, fazla verme. Bir evet, uzaklaş biraz. Uzaklaş. uzaklaş. Vermem abi fazla. Allah. Allah'tan umut kesilir mi? Ya, ya. Ya, ya. Allah'tan umut kesilir mi? Ya bizim askerimiz, polisimiz ne kadar güzel ya. Hakikaten yani kendi çocuğunu bulmuş gibi sevinmiş görüyorsunuz yani. Allah razı olsun her birinden ayaklarına taş değmesin, burunları kanamasın inşallah çıktıkları her e, operasyonda diye dua ediyoruz Rabbim korusun kollasın her birini efendim şimdi Suriye'de bir Esed zulmü var biliyorsunuz ne yapıyor bu eset e, biz pek haberdar olamıyoruz belki yani görüyoruz ama yaşayanları o zulmü yaşayanları dinleyince daha da böyle bilgi sahibi oluyoruz yani. Olayın vehametini öğreniyoruz. İşte öyle bir isim, bir genç, işkenceler gören, zindanlarda ağır işkenceler gören genç yaşadığı zulmü anlattı. Bir, ben, e, Suriye'de 8 yıl önce çocuk oldum. yaşta Beşar er Esed rejimi güçlerince e, alıkonularak ağır işkencelere maruz 30, kalan 23 e, yaşındaki e, Alaaddin Halebi, e, Halebi sığındığı Türkiye'de de yaşadıklarını de unutmak yedin, için İnsan Hak için ve hazırlandı. Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Türk Kızılay için yardım gönüllüsü olarak çalışıyor. Esed rejimi güçleri Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin yüz binlerce sivili suçsuz yere alıkoydu. Alaaddin Halebi de rejim yüzünden hayatı kararan milyonlarca sivilden sadece birisi. Halebi 3 Mayıs 2013'te henüz 15 yaşındayken Esed rejimine çalışan komşusunun iftirası yüzünden Halep'te babasıyla alıkonuldu. Başım vurdular. Halep'te Şube 290 olarak bilinen askeri güvenlik şubesine götürülen Halep'i burada 3 ay boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı. Küçük bir oda, bir ben e, ellerim benim arkasında oldu. E, kilitli bir şekil ben har, yüzüm hareket etmeye yasaktır çünkü e, benim arkasında bir asker var. Klasinkov hazırlandı. Benim başım vurma için hazırlandı. Ee, yanındayım, yanındayım bir adam var, altı tane askerler e, vuruyorlar. Ee, silah arkasında, e, klasikof arkasında böyle bir şeyler beni vur, o adam vuruyorlar, ben sadece korkuyorum. Sonra e, uç, uç, uç vurdular, onun başı vurdular. Ee, sonra dediler Rabbim kim? Ben çocuğum, ben çocuk yani nasıl söyleyeceğim Rabbim kim? Rabbim Allah dedim. Ee, Rabbin Allah mı? Evet. Sonra e, onun arkasında başım vurdular. Hı. Rabbin kim? Aa ben şimdi anladım. Ee, Başar Beşar Esed söyleme gerek var. Rabbim Başar Esed dedim. Hayır. Kabul etmedik. Neden? Neden? Çünkü samimi, samimi bir şekil çekmedi. Kabul etmediler. Ee, beni e, su attılar ve elektrik çok, elektrik şoku e, vurdular beni. Hı hı. Rabbin kim? Başar Esed hocam. Evet, Başar Esed tamam kabul ettik. Hadi. Bu burada bir Başar Esed'in fotoğrafı var. Hadi namazın yap. Namazın yap. Ee, evet. İnsanlar görüyorum. İnsanlar ne var? Hangi insanlar var? Ne millet var? İnsanlar zayıflar. Sadece kemik çıkıyor. Ee, sakallılar. Ee, bazen parıyorlar. E, ilk, ilk, ilk ses duydum. Ya Allah, ee, bir kadın çağırıyor. Gözüm sağ tarafa, sola tarafa girdim, affedersiniz, sola tarafa girdim, baktım. Kadınlar bölgesi, kadınlar bölümü, kadınlar elbisesiz, hicapsiz. Vuruyorlar. Odaya girdim. Uda çok küçük bir oda. İki çarpı bir. Ee, yirmi kişi var. Ama On sekiz kişi yaşıyorlar, iki kişi vefat ediyorlar. Beden kokusu var. Neden Beden, neden çıkarmıyorlar? Ee, bize korkma için. Sonra anladım. Yani insanlar göreceksin, vefat etti zaman göreceksin. Bir, iki, üç, bir, 2 iki, üç gün göreceksin sonra alacaklar. Alma hakkında size söyleyeceğim. E, ee, altı günde, altı günde hapiste ayaklarımda, e, ...yatıyorum yani hiç, yatıyor kalkıyorum yatıyorum çünkü e, çok küçük bir yer, hiçbir şey yok. Sonra beni aldılar, yaklaşık 13 saat ya da daha fazla zaman bilmiyorum, e, ellerim yukarı, yukarıya astılar beni. E, her, her kaç dakika elektrik var, su var, sıcak su, şeyler. Ee, ben hapiste girdim, benim ayakkabı numarası 41, çektim 43 oldu. İki numara daha fazla olmuş. Ee, yemek, e, hapiste nasıl yemek yiyoruz? Ee, ekmek, Suriye ekmek biliyorsunuz, tanıyorsunuz, bilmiyorum ama yuvarlık bir şekil, yuvarlık bir şekil, e, lavaş gibi, lavaş gibi e, söyleyebilirsiniz. E, her gün e, bir kişi, bizim yemek geliyor, ekmek geliyor, e, bir tane... Lavaş bir tane, iki tane küçük bir tomates, patata, patates, patates küçük bir patates, 16, 18 kişi, tek bir tane, iki tane küçük patates, bir tane Suriye lavaşı. Her gün bizim ekmek geliyor, onun üstüne idrar varmış. Hem kokusu, hem tadısı vardır. Evet efendim, şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Efendim yeniden birlikteyiz. Yeni gün başlıyor programımızda Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında. Şimdi ee, birinci bölümümüz bitti. Şimdi ikinci bölümümüzdeyiz ve bu bölümümüzde de gazetelere bakalım. 5 Mayıs, çarşamba günü hangi maaşetler atılmış, ne var ne yok gazete sayfalarında bir bakalım. Sizler de haberlere dair yorumlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. 0549-693-8282 WhatsApp ve Bip hattımız. Diriliş postasıyla başlayalım. Diriliş postası Atatürk'e katliam suçlaması diyor maaşetten. Allah Allah. Nasıl olabilir yani böyle bir şey Atatürk'e katliam suçlaması? Kim buna cüret edebilir? Kim etse beğenirsiniz efendim. Okuyalım. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Dersim olaylarına ilişkin katliam ifadesini kullanarak CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dönemin başbakanı İsmet İnenü'yü cinayetle suçladı. Bakalım yani nasıl bir geldi mi özür <laughs> gerçi hiç duymadım bilmiyorum ama yani bunu CHP'li olacaksınız hem de böyle bir şey söyleyeceksiniz yani tarih yazmaz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sindeki Atatürk karşıtlığında yeni bir skandal daha yaşandı. CHP Bursa milletvekili Orhan Bursalı dersim isyanına karşı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet İnönü'nün yönettiği harekat için katliam tanımlaması yaptı. Bursalı Atatürk'ü katliam yapmakla itham etti. Sarıbal'ın paylaşımı üzerine İyi Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, CHP'li Sarıbal'a sert çıktı. Koncuk, bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi, kimi suçladığının farkında mı acaba derken, Ümit Özdağ ise Atatürk, Bayar ve Çakmağı hakaret eden bir CHP milletvekili tespitinde bulundu. E, diriliş postası da bunu skandal olarak nitelemiş ama tabii bu CHP'nin kendi içerisinde olan bir şey için skandal e, gibi görülmüyor. Niye? E, zaten İstanbul İl Başkanı neler neler söylüyor. yani e, Bu falan hakikaten... Gerçi bu da tüy dikme olabilir yani. Kontrollü provokatör. Gaziantep'teki itikaf o provokasyonuyla toplumun sinir uçlarını hedef alan Alparslan Kuytul gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Kuytul'un kirli planını deşifre etti. Kuytul'un FETÖ destekçisi bir isim olduğuna vurgu yapan Çataklı söz konusu yapılanmanın itikaf provokasyonunu 40 ayrı noktada sürdürmek istediğini ancak emniyetin bu oyunu bozduğunu söyledi. Aydınlarımız dini bilmiyor. AK Parti eski İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, siz batı hayranı bir gençlik yetiştirirseniz kendi değerlerine uzak bir gençlik olur. Problem şurada, bizim okumuşumuz, aydınımız diyebileceğimiz insanların bir kısmı dinini bilmez. Bir kısmı mı? hangisi biliyor acaba diye sormak lazım yani. Erdem bu sömürge anlayışıdır. Bir ülke işgal ettiklerinde ilk yaptıkları şey ülkenin dinini, dilini, tarihini aşağılarlar. Gençlikte işgalcinin değerlerini daha üstün görmeye başladığı zaman köklerinden uzaklaşır diye konuştu. Bu var ya yani saatlerce konuşulacak bir konuyu iki paragrafa sığdırılmaya çalışılmış ama yine e, sığmamış. Tabii çok derinlemesine incelemek, konuşmak lazım. Bu ülkenin nesillerinin üzerinde ne tür operasyonlar yapıldığı bir defa bunu bilmek lazım. Ya Fulbright anlaşması var biliyorsunuz yani. Bir araştırın bakalım neymiş, ne değilmiş. Gerçi şimdi sosyal medya ile birlikte insanlar e, iyi kötü bir şeylerden haberdar oluyorlar. Yani bir taraftan da böyle bir hizmeti ortaya koyuyor sosyal medya. Hepten de kötü bir şey değil yani ama her şeyi iyi kullanırsan iyi oluyor. Kötü kullanırsan kötü oluyor. Yani Türkiye'deki eğitimin başına neler gelmiş? Bu çocuklar, yani bu nesil daha doğrusu bu bizim kendi kültürümüzden, kendi tarihimizden, kendi efendim değerlerimizden kopmamız acaba bir tesadüf mü yoksa çok ciddi bir e, ta 1945'lere 50'lere dayanan efendim müthiş bir e, operasyon mu bütün bunlar e, araştırılıyor biliyorsunuz ve ortaya birer birer dökülüyor zaten. Bright bunlardan bir tanesi. Yani bu toplumun üzerinde operasyon hiçbir zaman bitmedi. Batı'nın dayatması bitmedi. Türkiye daha yeni yeni, hakikaten bak daha yeni yeni kendine gelmeye, kendi değerlerine sarılmaya, bunu en azından ifade etmeye başladı diyebiliriz. Öldüremezse evine çöküyor diye bir başlık var. Sürmanşet olarak niteleyelim. İşgal altında tutulan Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik saldırılar. Siyonist İsrail'in hukuk ve insanlık dışı politikalarını bir kez daha gündeme getirdi. Filistinlilerin mülklerini gasp eden Siyonist rejim yeni ev yapımına hiçbir şekilde izin vermezken yılda yaklaşık 700 evi yıkarak Kudüs'teki nüfus yapısını değiştiriyor. Dünyanın gözünün içine baka baka bir haydutluk yapılıyor burada, bir hırsızlık. Bir eşkıyalık, terörizmin en artık ileri boyutu, yani bu Filistinli kardeşlerimizin çilesi ne zaman son bulacak hakikaten merak ediyoruz. Ve dünya bu riyakarlıktan kurtulup ne zaman Filistinlilerin hakkını haykıracak? Yani böyle bir şey yok, yani gerçekten artık e, utanç verici, yani tarihte e, bütün rezilliğiyle kaydediyor. Mazlumun ahını alırsan o da bir gün aheste aheste çıkar tabii. Biz inanıyoruz ki İsrail bu feryadı figanların altında kalacak inşallah. Rezil, rüsvay olacak. Tarih onu en iğrenç ifadelerle yazacak. Yazmaya da devam ediyor zaten şu anda. Bir gün elbette bu devran dönecek. Bir gün elbette bu zulüm bitecek. İsrail ee, şu anda kendi ateşini harlıyor, kendi zulmünün e, çapını, şey e, zulmünün diyorum, kendi sonunun e, büyüklüğünü artırıyor, çapını artırıyor yani. Öyle büyük bir sonla son bulacak ki inşallah İsrail bir daha hiç belini doğrultamamacasına. Çünkü bu kadar ah, ya düşün gidiyor geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Sosyal medyada falan e, şey oldu. Zorla gasp ediyor. Diyor ki çık hani evimden Filistinli kadın. O da tanıdığı biri herhalde. İsmen çünkü hitap ediyor o İsrailiye. Ben diyor çalmasam diyor biri gelip çalacak diyor. Yani ben diyor buna el koymasam biri çalmasam ben biri gelip çalacak diyor. Yani bu kadar artık e, insanlıktan her şeyden uzaklaşmış vaziyette. Çarpık kötü bir zihniyet. Yani asla ve asla düzeltilebilmesi mümkün olmayan bir zihniyet. Adamın çünkü tahrif edilmiş olan Tevrat'ında bu yazıyor. Tarlalarını yakacaksın. İşte öldüreceksin, yok edeceksin. Yani hiçbir din kitabında böyle bir şey yazılabilmiş midir? Yani böyle bu kadar sapkın ifadeler yazar mı? Yok ama bu tahrif edilmiş Tevrat'ta daha neler neler yazıyor. Bu adamlar buna iman etmişler. Buradan Filistinlilere yapmadıkları eziyet kalmıyor maalesef. Ve her Ramazan özellikle bunu yapıyorlar ki diğer Müslümanlara da güya mesaj vermeye çalışıyorlar. Bak biz dünyanın gözünün içine baka baka bunu yapabiliyoruz. Kimsenin de sesi çıkmıyor gibi. Rabbim ecdadımıza bahşetmiş olduğu o gücü ve kudreti bize de bahşetsin. Ne kadar layık olmasak da Rabbimizden bu anlamda bir inayet, bir hidayet, bir güzellik bekliyoruz. Bir yardım bekliyoruz elbette. Duamız o Rabbim bizi yeniden layık eylesin inşallah. İslam'ın sancaktarlığını kıyamete kadar bu millet yapacak, devam ettirecek, sürdürecek ve nerede, dünyanın neresinde hangi Müslüman eğer zulüm içerisinde ise bütün bu zulümleri sona erdireceğiz inşallah. Kiralık senatör Kanter'i övdü. Bakınız ne kadar da şubeleşmiş artık terör, ne kadar da böyle e, bir merkeze bağlı olduğunu çok ayan beyan ortalığa döküyor. Ne alaka diyorsunuz yani? Bunlar nasıl bir araya gelebiliyor? Ama geliyor işte. ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e skandal bir destek geldi. <laughs> Ermeni soykırımı iftirasına ilişkin tasarıda imzası bulunan senatörlerden Ed Markey, FETÖ'cü Kanter için onunla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz dedi. Tabii gurur duyarlar. Enes Kanter, ee, hem FETÖ elebaşı, baş terörist Gülen'in e, sağ kolu gibi, çocuğu gibi, evladı gibi. Bir de bu e, Rockefeller'ın kızıyla birlikte bu şey Enes Kanter. Nasıl oluyor bu arkadaş? Yani dünyanın en zengin, artık en... E, ne diye diyelim onu dünyadaki bütün ticareti yöneten ailenin bütün zulmün aslında başı olan ailenin bütün teröristleri finanse eden ailenin kızlarıyla bir arada yaşıyor Enes Kanter. Yani ve bunu sosyal medyada da paylaşıyorlar yani. O Rockefeller'ın kızıyla bunlar, yani torunuyla artık bilmem kaç, kaçıncı kuşaktan yani milyar dolarlık servete sahip ee, kızıyla bir arada. E tabi övecek. Onların da çünkü tasmasını elinde tutan birileri var yani. Öyle acayip olaylar oluyor ki dünyada. Hakikaten e, çok tuhaf insan hayret ediyor bazen. Ama çok da şaşırmıyoruz tabii artık yani. Bak besleme basının arkasından Soros çıktı diye bir haber. Yeni Akit'e gelelim. Yeni Akit'in sür manşetini okuyalım. Sonra bu manşetine değineceğiz. Besleme basının arkasından Soros çıktı. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Yeni Asya ve Karar gazetelerinin basın belada manşetleriyle Türkiye'yi hedef aldıkları algı operasyonunun arkasından da Kaos Baronu George Soros çıktı. Basın beladaymış. "Vay arkadaş, hayret bir şey ya. Bir de böyle billboardlar geçen gördüm bende. Her billboarda girmişler." "Ya arkadaş, bu ülkede basın nasıl belada? Ben onu hayr anlayamıyorum, hayret ediyorum yani. Ya her türlü haberi yapıyorsunuz. Her türlü iftirayı yapıyorsunuz. Sözcü gazetesinin artık imza atmadığı yalan kalmadı ya." Ya nasıl arkadaş da hala basın özgürlüğü yok. Her gün küfredebiliyorsunuz. Her gün hakarete varan ifadelerle, hatta çoğu zaman hakaretle cümleler koyabiliyorsunuz. Yani bu milletle asla tasvip etmediği ölçüde habercilik zaten yapıyorsunuz. Daha Müslüman mahallesinde salyangozu her gün satıyorsunuz. Daha hala bir de basın beladaymış. Vay arkadaş ya. Ya yani bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu nasıl bir zeytinyağı gibi sürekli üzerine üzerine çıkmaktır? Yani insan hayret ediyor. Yani gerçekten hayret ediyor ya. Türkiye kadar basının özgür olduğu bir ikinci ülke yok bak. Bir ikinci ülke yok. Türkiye'deki basının özgür olduğu kadar bir ikinci ülke yok. Amerika'da böyle bir basın ortaya koyamazsın. Yapamazsın yani. Mümkün değil. Mümkün değil diğer ülkelerde mümkün değil yapamaz. Sen bir gel bakayım derler yani. Bu kadar çok mesela ABD başkanına hedef alan işte diktatörlükle suçlayan işte böyle hakaretimiz ifadeler sürekli yaz bakalım bir gel bakalım sen ne yapıyorsun derler yani sınır tanımayan gazeteciler örgütü ve Freedom House'a hazırladığı 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye'yi 180 ülke arasında 153. sırada gösteren endekslemenin Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından organize edildiği belirlendi. Yani birinci mi gösterecek? Tabii arkalara atacak. Türkiye'yi Honduras ve Bangladeş gibi ülkelerin bile ardında gösteren düzmece raporu hazırlayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Freedom House'un Açık Toplum Vakfı ile çok sıkı e, ilişkilerinin olduğu öğrenildi. Soros'un Macaristan'daki faaliyetlerine son verilmesi üzerine Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün çeşitli eylemler düzenlediği ve OSF'nin ayrılması, finanse ettiği yayınlar için büyük bir darbe oldu diyerek Soros tarafından desteklendikleri, itiraf ettikleri, Öğrenildi deniliyor. Bu. E, şu hadi hemen yan tarafında okuyalım. Te, i̇stismar da var. Savunurken yoklar. Tecavüze, rüşvete, hayvana suskunlar. Sözde hayvan hakkı savunucuları söz konusu CHP ve HDP olunca üç maymunu oynuyor. Başını mor çatının çektiği sol tandanslı kadın dernekleri CHP ve HDP içerisindeki taciz, tecavüz vakaları karşısında kafalarını kuma gömerken, yolsuzluk algısıyla iktidarı hedef alan solcu ekonomistlerse CHP'li Ankara, Yalova, Menemen ve Ceyhan belediyelerindeki rüşvet skandallarına kör. Son olarak sözde hayvan hakkı savunucularının CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin beceriksizliği yüzünden ölen ve kaybolan atlar konusunda tek satır dahi açıklama yapmaması, kadını Siyaseti ve hayvanları istismar edenler bunların hakları sorgulanırken nerede sorularına yol açtı? Ve bugünkü gençler pek çoğu e, olmasa bile sosyal medyada görünen yüzüyle böyle bir sürekli e, hükümeti suçlayıcı paylaşımlar yapıyorlar. Peki görmüyorlar mı CHP'nin tavrını? CHP yakın o örgütlerin… Bu tür olaylar karşısında bu tür samimiyet testleri karşısında nasıl sınıfta kaldıklarını Yani bir alternatif olarak dahi düşünülmemesi gerektiğini gençlerin artık görmesi lazım. Çok eğer şikayet ediyorsanız şu anki durumdan bir defa geçmişi bilmeden tarihi bilmeden bu ülke nereden nereye gelmiş? Bu son 20 yılda nasıl bir sıçrama yakalanmış ve her yıl üzerine koya koya nasıl gidiyor? Hadi bunu görmüyorsun Geçmişe nazaran bakmıyorsun bugünle yargılıyorsun O zaman bugün şu pandemi şartlarında ya da bu tür olaylar yaşandığında da alternatif olarak eğer CHP'yi görüyorsan şaşarım senin aklına Madem öyle başka bir şey yeni bir şey ortaya koy yani yeni bir şey söyle de işteyse diyelim ki ya gençler hani kan deli akıyor işte hiçbir şeyden memnun değil. Ama bir alternatif, bir çözüm, bir çaba arayışı içerisinde. Ama tutup da sen CHP'ye mesela sarılıyorsan o zaman CHP'nin içerisinde yaşanmış bunca hadise seni rahatsız etmiyor mu acaba diye sorarız biz de. Yani bunca tecavüze, tacize rağmen efendim bu kadın örgütlerinin hiçbiri sesini çıkartmadı. Hiçbir söz söylemedi. Biz efendim siyasi şeylerle pek uğraşmıyoruz falan filan yalan. Külahımı anlat. Aynı şey AK Parti'nin içerisinde olmuş olsaydı, oho sabah akşam tefe koymuşlardı yani. Ve aynı şekilde bu hayvanların hakkı. O e, faytona koşulan atlar işte eziyet ediliyor hayvanlara. Şöyledir, böyledir. Ya o hayvanlar işte ise çalışıyordu, yemini yiyordu, suyunu içiyordu iyi, ö, şu anki halden. Yok, akıbeti belli değil. Nereye gitti? Hakikaten nereye gitti yani? Sucuk mu oldu, pastırma mı oldu? Nerede bu hayvanlar ya? Beş hayvanın bir tanesine biri hayatını kaybetti. Hadi beşten bir tanesi de sağa sola e, gönderilmiş olsun. E diğer kalan atlar yani kaybolan çoğunluk biliyor musunuz? Nerede bu atlar yani nereye gitti? cevap veren yok. Hayvan hakları bununla ilgili çıt çıkartmıyor. Hiçbir söz söylemiyor. Aman zarar gelir çünkü Ekrem İmamoğlu'na. Ve şimdi sabah Emrah Emrah Çalışın e, attığı mesaj gibi yani bir ajans bir PR çalışmasıyla birlikte hemen üzerine bir şey yapıyorlar ki bu e, absorbe edilebilsin yani bu yaşanan Olaylar unutulabilsin. Hemen Sözcü gazetesi de bununla ilgili zaten haberler yapıyor unutturmak için. FETÖ dışarıdan kuyutul içeriden Yeni Akit gazetesinin manşeti. Şimdi manşete gelelim. Dini değerlerimizin içini boşaltarak mütedeyyin kesimle iktidarı karşı karşıya getirme peşindeler. Diyanet'in salgın tedbirleri sebebiyle itikaflarımızı camide değil evde yapalım çağrısına rağmen Provokatif girişimlerde bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yandaşlarına tepki yağıyor. İlahiyatçılar ve yazarlar FETÖ, cemaat ve hizmet kavramlarının içini boşalttı. Bunlar da itikaf üzerinden fitne çıkarmaya çalışıyorlar. FETÖ dışarıdan, Kuytulsa ise içeriden çalışarak tabanla iktidarı karşı karşıya getirmeye çalışıyor dedi. Gazeteci yazar İsmail Nacar, anlı secdediler. AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a sırt çevirsin diye mümkün olduğu kadar İslami kavramlar ve ibadetler üzerinden fitne kazanını kaynatacaklar. Bunların derdi cami, namaz, ibadet, itikaf değil. Bu kavramların etrafında provokasyon tertipliyorlar. Nasıl ki Cemaat, Hizmet gibi kavramların arkasına saklanan FETÖ çirkin eylemlere kalkışmışsa bugün de malum kişinin adamları, bu kuytul ve adamları itikafın arkasına saklanıp fitne peşindedir diyor. İslam hukuku profesörü Faruk Beşer de itikaf dinimizde önemli bir ibadettir. Ancak fitne ve karışıklık çıkarmak ibadetle yan yana gelemeyecek kadar büyük bir kötülüktür. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle fitne öldürmekten daha kötü bir şeydir. Farz olmayıp sünnet olan bir ibadet için böyle bir fitneyi göze alan grubun niyeti asla hayırlı olamaz. Bir defa bu bilinsin. Bu, adın, insan, kişinin adını sanını bildiği gibi, kendi adını bildiği gibi bunu da bilmesi lazım. Yani buradaki niyet hiçbir şekilde hayırlı değil, onu söyleyelim. Ee, bu meselede dışarıdan yönlendirme olduğunu düşünüyorum, diyor İslam hukuku profesörü Faruk Beşer Beşer'de e, yapmış olduğu açıklamada. Silahlı terör örgütlerini övme gerekçesiyle kayyım atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yönetici Alparslan Kuytul ve yandaşlarının provokasyonuna FETÖ'cü firari Emre Uslu sosyal medyadan destek verdi. E, verir tabii yani şaşırtacak bir şey değil bu durum. Pandemi süreci istismar ediliyor. Diyanet Birsen Genel Başkanı Hasan Türüt Akit'e yaptığı açıklamada dünyayı kasıp kavuran bir virüs var. Peygamber Efendimizin bugünler için Salgında evinizden çıkmayın uyarısı var. Şimdiye kadar camilerde çok iyi yönetilen pandemi süreci Gaziantep'teki olayla istismar ediliyor. Din üzerinden, cami üzerinden vatandaşla devleti karşı karşıya getirmek istediler. Müslümanlık bu değil, ibadet bu değil ifadelerini kullandı. Ve bu provokatörler gözaltına alındılar. Markette gıda dışı ürün satışına izin yok. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine market tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre daha önce getirilen alkolü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Bu tam kapanmada o rekabet koşullarını sağlayabilmek adına. Oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirir diye güzel bir e, haber var. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Akit Medya Grubu'nun nezaket ziyaretinde bulunduğu yazı işleri müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüşen Erbaş, daha sonra Akit TV'deki İftira Vustat programına katıldı. Akit TV'de yayınlanan İftira Vustat programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ramazan'ın bereketi, orucun hikmeti ve zekatın fazileti hakkında açıklamalarda bulundu. Oruç tut, sıhhat bul hadisini hatırlatan Erbaş, Ramazan şifa ayıdır, oruç tutmak insanın bağışıklık sistemini güçlendirir, dedi. Yeni Akit gazetesinden efendim aktaracaklarımız böyle. Şimdi geçelim Yeni Şafak gazetesine. Üçüncü doz yerli olacak diye bir manşet var Yeni Şafak'ta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, Eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen üçüncü doz yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıkladı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun sorularını cevaplayan Bakan Koca, okul öncesi dönemde bizim 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız. Okullar açılmadan önce vakaların binin altına düştüğünü görmeliyiz diye konuştu. Koca aşı tedariki ile ilgili son bilgileri de verdi. Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için sözleşmelerimiz var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik, 90 milyonu Biontech olmak üzere 240 milyon Biontech, 5 milyon geldi. Haziranda 30 milyon gelecek. Uğur Hoca Türkiye'ye daha fazla aşı vermek için olağanüstü çaba için de diyor. Ee, yani 240 milyon kaç doz oluyor? 120 milyon. İkiye ikiye bölsek 120 milyon. Hadi israf da oluyor maalesef, geliyor adam şey yapmıyor filan, aşı vurmuyor, o aşı açılınca vurulması lazım filan. 100 milyon diyelim, yani Türkiye aslında çok hızlı bir şekilde ilerleyen vakitte tamamen nüfusunu gönüllülük esasıyla aşılamış olacak. Bununla ilgili dediğimiz gibi en başından itibaren söylüyoruz. Doğrudan ya da dolaylı bir zorlama eğer işin içerisine girerse o zaman yılmaz bir aşı karşıtı olu veririz yani onu söyleyelim burada e, aşı olmak istemeyen kişiler aşıla aşı yaptırmamalı bu dayatma gibi bir şeylere girişmemeli ama anlatılmalı biz hep söylüyoruz yani bu aşı e, olunsun. E, yani şimdi mesela hacca giderken aşı vurulmuyor mu? Ona niye karşı gelmiyorlar bu aşı karşıtları? Vay şudur budur içerisinde bilmem ne. Ya bütün aşıların dedik başından itibaren, bütün toksikoloji testleri vesaireleri hepsi yapılıyor. Efendim işte yıllar sonra bir yan tesirinin olmayacağı ne malum deniliyor. Ama ortada bugünün bir tehlikesi var maalesef. Ve şu ana kadar herhangi bir yan etkinin bir şeyin olmamasıyla birlikte gelecek zamanlarda da böyle bir yan etki, bir tesir beklenmiyor. Bunların hepsi klinik olarak daha önce ortaya konulmuş bir kayıt değil. Yani şu ana kadar aşıyı vurdun, penisinin bile mesela ya da penisinin ilaç gerçi de herhangi bir aşı ne diyelim yani çocuk verici mesela bu aşı bile vurulduğu zaman bir yan tesir görülecekse hemen bu zaten bir hafta on gün içerisinde kendisini belli edecek türden bir şey. Yani olmadı efendim çocuk 20 yaşına geldikten sonra açığa çıktı diye bir şey, bir bulgu yıllardan beri uygulanıyor mesela böyle bir aşı. Yok yani böyle bir klinik vaka yok. Dolayısıyla aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın daha çok çaba sarf etmesi, aşı çalışmalarıyla birlikte de ikna turlarının bizim insanlarımıza bunun anlatılması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım, söyleyelim. Çünkü çok ciddi korku imparatorluğu var bir de sosyal medyada, haberi onu pompalıyor, birileri meslek edinmiş artık yani iyice. Balon balığı avlayana 5 milyon lira diye bir başlık var. Beneklisine 5 lira değer biçilmiş. Bu balon balığı geldi bir de bizim denizlerimize. Denizlerde biyolojik çeşitliliği tehdit eden istilacı balon balığı avında destek süresi 2023'e uzatıldı. Benekli balon balıklarının tanesine 5 lira, diğer balon balığı türlerine 50 kuruştan yılda toplam 5 milyon lira ödenecek deniliyor. 146 milyar dolarlık boşanma. O nasıl bir boşanmaymış ya? Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Bill Gates boşanmayı Twitter'dan ilişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık mesajıyla duyurdu. Çiftin büyük serveti nasıl bölüşeceği merak konusu oldu. Bill Gates 146 milyarlık dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda. Şimdi Batı'nın e, samimiyetini aslında var ya, burada tam net görüyoruz. Yani Ortadan bakalım e, alabilecek mi, verecek mi yani. Şu an Batı Medeni kanuna göre ortadan ikiye bölmesi lazım yani. Tabi evlendikten sonraki kısmı, kazandığı kısım aslında geçerli. Yani evlilik... E, aklinin baş nikahın başladığı günden itibaren e, boşanma sürecine kadar ki resmi olarak kayıtlı kazancı neyse onun yarısı ne oluyor? Kadına gidiyor. Gerçi anlaşıyorlar hani kendileri aralarında şu kadar tazminat ödeyecek, bu kadar e, dafaka ödeyecek falan filan diye de Amerika'da böyle bir şey var mı yok mu orasını tam bilmiyoruz. Fakat genel batıda uygulanan şey bu ee, yasa bu. 146 milyar dolarlık bir boşanma. Yeni Şafak gazetesinin efendim e, sür gibi aktaralım yani logo üzerindeki haberlerden. Fitre online bankayla ödenebilir diye bir başlık var. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris, İdris Bozkurt, fitre veya zekatın internet bankacılığı üzerinden ödenebileceğini söyledi. Bozkurt Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Bir an önce fitrelerimizi vermemiz gerekir. Salgın nedeniyle mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız dedi. Başka neler var? MP'den o 100 maddelik anayasa taslağı biz de bu haberi verdik ama bir de gazeteden okuyalım. MHP lideri Bahçeli partisinin 100 maddelik anayasa teklifi hazırladığını açıkladı. Teklife göre meclis başkanına siyasi krizlerin çözümünde ara buluculuk görevi veriliyor. Başkanlık sisteminde başkanla birlikte iki başkan yardımcısı da seçimle geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Kurumu olarak yeniden yapılandırılıyor. Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme olarak değil, özel bir statüde düzenleniyor. Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye veriliyor. Bu birkaç şey başlık halinde yazılmış buraya. Tedbirler gribi bitirdi. Koronavirüsle birlikte yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen maske, mesafe ve temizlik kuralları bazı hastalıkları da adeta bitirdi. Profesör Doktor Alper Şener, diğer üst solunum yolları hastalıklarında ciddi oranda azalma oldu. Alınan önlemler sayesinde grip neredeyse kayboldu dedi. Valla işte kaybolmadı. Biz olduk yani bu süreçte grip yakalandık. Hatta bir gün yayına da gelemedik. Ee, cuma günü, cumartesi, pazar. pazartesi tekrar döndük sağlara. Yani grip yok diye bir şey yok. Grip var, grip her zaman var. Hatta doktorlar diyor ki grip olabildiğince grip olun. Şifayı kaptın derler diye, hadi bakalım şifayı kaptın diye. Çünkü bu tür ufak e, ta, diye tabir edebileceğimiz hastalıklar esasında bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Hani diyor ya Fahrettin Koca, üçüncü doz, yani hatırlatma dozu. Üçüncü doz, onu diyorlar. Yani ikinci dozda antikor üretimi had safhaya ulaşıyor. Üçüncü doz, e, düşen antikor seviyesini tekrar yükseltebilmek için hatırlatma dozu olarak nitelendiriliyor. İşte bu grip aslında vücudumuza, vücudumuzun bağışıklık sistemine bir hatırlatma dozu. Her sene gribe yakalanıyoruz, ee, yakalanıyorduk ki yaka, bu sene de yakalandık yani. Yok diye bir şey yok. Ama tabii birazcık daha etkisi azalmış, kırılmış olabilir bu gribe yakalandıkça ne oluyor? Vücudun bağışıklık sistemine hop dur bakalım uykuya geçme. Hadi bakalım antikor üretmeye devam, savunmaya devam, mekanizmayı çalıştırmaya devam. Bu şekilde bir hatırlatma oluyor. İşte eskiler gribi ya da soğuk algınlığına yakalanınca ha şifayı kaptın diye bunun için diyorlar. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinden e, manşeti değil de şu şeye e, çıkalım, e, aktaralım. 100 maddeli sivil anayasa haberini verelim. Magazinsel haberler hiç sevmiyorum. MHP lideri Bahçeli partisinin hazırladığı yeni anayasa önerisini açıkladı. Bu milli ve cibedir dedi. Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı sistemini kurumsallaştırmak, Türk milletine borcumuz artık uzlaşmak ve 100. yılı taçlandıracak yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Önerimizi önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ana paydaşı AK Parti ile paylaşacağız, diyor. Sabah gazetesinden geçelim efendim Türkiye gazetesine. Türkiye Gazetesi yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor. Bahis büyük tuzak demiş mesela. Bak çok dikkat çekici bir haber Türkiye Gazetesi'nde e, maşette yine. illegal bahisteki FETÖ PKK ayağı çözüldü. Her kupon ihanete hizmet ediyor. E o zaman devlet bunu kessin arkadaş yani bu bunların ipini. Yani devlet eliyle maalesef ee, halen daha devam ediyor. Yasa dışıymış, yasa içiymiş, hiç fark etmez. Kimi beslediği buranın belli. Karanlık çevreleri besliyor yani. Türkiye'deki yasa dışı bahis pazarı korkunç boyutlara ulaştı. Yılda 18 milyondan fazla kişi illegal kumara 70 milyar lira yatırıyor. 70 milyar lira. Geçtiğimiz günlerde Diyanet'in yaptığı bir araştırmayla paylaşmıştık ne diyordu? Türkiye'deki zekat potansiyeli neydi? 50 milyar lira. Dünyadaki 10 trilyon dolar. Bak 50 milyar lira. Ya bu 50 milyar lirayla ne yapılır ya? Türkiye'de fakirlik diye bir şey kalmaz. Kumara harcanan paraya bak ondan da fazla. 70 milyar lira. Türkiye'de var ya yani ne fakirlik kalır, ne işsizlik kalır, ne bir şey kalır. Hiçbir şey kalmaz ya. Yani şu milli ekonomi modelini bir ortaya koyabilsek zaten oho uçarız. 70 milyar lira yılda kumara harcanılan para. Bu çeteler özellikle gençleri süslü vaatlerle ağına düşürüyor. Baronların neredeyse tamamı yurt dışı temaslı. Toplanan para kripto ödeme dahil farklı yollarla dışarıdaki merkezlere ve paravan şirketlere aktarılıyor. Bitcoin'e çevrilen milyarlarca liranın önemli kısmı terörü finanse ediyor. MASAK geçen yıl 408 kişinin banka hesabına el koydu. Bu hesapların %72'sinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Siber yapılanmasıyla bahis çetelerini aktif bir şekilde yöneten terör örgütü PKK'da sokak aralarına bakkal, nalbur görünümlü bahis büroları açıyor. Ve kumar oynayanların çoğu biliyor yani o adresleri. Böyle bir şey yapıyorlar yani nasıl söyle söyleyelim? Birbirleriyle farklı bir ağ, başka bir net kurmuşlar yani. Başka bir ağ kurmuşlar ve o Network'le beraber birbirlerini biliyorlar. Sokak ortasında bakkal diyorsun ama bir giriyorsun, yok. çay ocağı diyorsun, yok. Arka tarafında tamamen kumarhaneye dönüştürülmüş vaziyette. Efendim, e, Libya'da Yunan oyununu bozduk diye bir başlık var. Bunu da aktaralım. Libya'da görevli Mehmetçik'le buluşan Bakan Akar, her türlü riski aldık. Biz kara gün dostuyuz, isteğimiz Libya'nın barışa kavuşması dedi. Askeri ve ekonomik işbirliğimiz sürecek. Darbecileri destekleyen Atina'nın Türkiye'yi Libya'dan çıkarma hayali suya düştü. Ankara Trablus'a gönderdiği üst düzey heyetle dünyaya önemli mesajlar verdi. Yeni anlaşmalar askeri ve ekonomik işbirliğini perçinledi. Türk askeri Libya'da kalıcı olacak. İç savaşta yıkılan şehirleri ve altyapıyı Türk şirketleri inşa edecek. Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirip Atina'nın planlarını alt üst eden deniz yetki alanı anlaşması da sürecek deniliyor. Oruç tuttum diye takımdan kovuldum demiş Dembaba. Bak bu haber de çok enteresan görüyorsunuz değil mi? Başakşehir'in oruç tuttuğu için sözleşmesini feshettiğini yazdığımız Dembaba haberimizi İngiliz basınına doğruladı diyor. Oruç tuttuğu için sözleşmesini feshediyor ediyor. Başakşehir'de top oynarken Demba yani hakikaten şaşıracak şaşıracak bir şey yani bu. E eh, yani Başakşehir buna ne cevap verecek acaba bundan sonra? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Bu tür profesyonel adamlar bir oruç tutsa ne olur ya? Ne hiçbir performansında eksilme olmaz. Artış olur, eksilme olmaz yani. Bu kadar büyütülecek, abartılacak bir şey değil. İnsan makine değil kardeşim. Yani öyle bir, bir de içsel de bir enerji var yani Ramazan ayı içerisinde. Şimdi hepimiz zaten oruca iyice, iyice ne olduk? Alıştık yani. Yani bundan sonra bir sıkıntısını zaten yaşamıyoruz bu şeyin. Oruç tutmanın maddeten bir Böyle zorluğunu, acıkmasını, susamasını vesairesini. Ama oruç tuttuğu için bir futbolcuya bunu yapmak. Bir de Müslüman diyoruz yani. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve bir Türk takımında böyle bir hadise, böyle bir garabet, utanç vesikası yani. Şimdi geçen günlerde Milat gazetesine gelelim Markir. Milat gazetesinden de bu bir aktaralım. Biz dün mü gitmiştik? Abdülkadir ben ne zaman gittim ya? Dün. Dün değil ondan önceki gün, pazartesi günü Ayasofya'ya bir çekime gitmiştik. Orada şimdi e, Edep Yahu diyor, birazdan göreceksiniz siz de. Ayasofya'da turistlerin, şu turistler girip çıkıyor, normal vatandaşımız zaten yok. E, çünkü bu yani tam kapanma olduğu için e, sadece etrafta eğer açık olan bir esnaf falan varsa onlar vakit namazlarına geliyor ama belli başlı bir kalabalık oluyor. Çok ciddi bir kalabalık yok. Ya bu turistlere kimse dur demiyor mu? Böyle yağmurluk gibi bir şey yapmışlar mavi giyiyorlar. Hani çok aşırı dekolte olan varsa hani kapatsın diye ama yok orada bir bu konuyla ilgili mesela kiliseye giremezsin arkadaş böyle. Yani o Taksim'de Beyoğlu'nda bir ara bir arkadaşlarla gezerken, tur yaparken San Antonio Kilisesi mi ne var orada? Bir, e, girelim dedik. Arkadaşın kafasında şapka vardı. Hemen görevli oradan diyor. Lütfen şapkanızı çıkarın falan. E, arkadaş da çıkartmak zorunda kaldı. Yani sonuçta saygısız bir tavır içerisine giremezsin yani. E, niye bizim camilerimizde biz bunu sahiplenmiyoruz ya? Ya şu fotoğrafa bir bakın. Yani arkadaşlarımız normalde bunu blur atarlar ama sırf ee, uzaktan böyle bir bakın görün yani. Ya şu fotoğrafa bir bakın yani. Ya Ayasofya'da hakikaten böyle girdi, mini etekle giriyor ya. Mini etekle Ayasofya'da ne işi var ya? Cami ya orası, cami. Niye bir sahip çıkmıyoruz? Bak son yıllarda camileri ziyaretlerin çoğalmasıyla birlikte edebe mugayir görüntüler sık sık tezahür etmeye başladı. Kutsal mekanları gezen bazı ziyaretçilerde ne mesafe var ne edep denilmiş. Aynen öyle yani. Daha dün gittik işte yerinde gördük maalesef. Korkunç bir manzara. Korkunç öyle böyle değil. Çok kötü, çok kötü. Sahip çıkamıyoruz. Bu Eyüp Sultan'da da Sultan Ahmet'te de Çamlıca'da da 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde de böyle. Bir görevli de çıkıp edebe mugayir davrananları Allah'ın huzurundasınız, Müslümanların mabedindesiniz. Edep yahu diye uyarmıyor. Uyarmalı demiş Milat Gazetesi. Sonuna kadar savunuyoruz. Çok doğru. Çok güzel bir habere imza atılmış. Bizim arkadaşlarımız da bununla ilgili bir çalışma yapacaklardı. Milat Gazetesi önce davranmış. Tebrik ediyoruz Sabri Gültekin'i. Bu habere e, onun imzasını taşıyor. Manzara bu arkadaşlar. Korkunç yani. Ya bize ne oluyor ya ben anlamıyorum. Biz niye değerlerimizi savunamıyoruz bu kadar ya? Ne ya turist küstürmekten falan mı korkuluyor ya? Yani? Nedir turist dediğin nedir ya? Gelmezse gelmesin kardeşim. Girmezse girmesin yani Ayasofya'ya da. Yani cami mini etekler efendim daracık kıyafetlerle hiç böyle artık e, korkunç bir şekilde orada insanlar namaz kılıyor oralarda. Dolanıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyor orada, tepesinde dikiliyorlar. Adam sokaktan kaçıyor geliyor şeyi, oraya sığınıyor, Ora, oraya da giriyorlar yani. Bu kabul edilebilecek bir şey mi ya? Maalesef böyle bir durum. Bugün de programın sonuna geldik yani. Mesajlar var okuyamadık Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz mesaj gönderenlere. Maalesef yetişmedi bugün de. Gevezeliğimiz tuttu yine. Efendim. Neyse yarın inşallah saatler 08'i gösterdiğinde burada buluşalım. Yine gündem etrafında efendim beraber muhabbet edelim. E, bu ekranda ve bu frekansta saatler 08'i gösterdiğinde kavuşmak, görüşmek nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.